sürekli. Her gün Mehmet'in geleceği saatler, sanki Mehmet eve gelecekmiş gibi düşünüyorum. Gelmedi. Buraya da Safiye annenin acısını paylaşmaya geldim. Nihayetinde kader ortağındır. Hepimiz kader ortağıyız. Hiç birbirimizi tanımıyorduk, isimlerimizi bilmiyorduk. Şimdi tanıştık, kaynaştık. Hep kardeş olduk burada. Zafer de evladımızdır. Mehmet'im asker olacaktı. Çok büyük hayallerle askere salacaktım ben onu. Babasıyla çok büyük hayallerimiz vardı. İşte böyle salacak, şöyle salacak diye. Her gün evde hayaller kuruyorduk. Ama hayallerimiz hep suya düştü. Şu anda yani evet iki çocuğum için yaşıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum ama Mehmet'im beni ayakta tutan Mehmet'immiş. İki çocuğum daha var. Allah onun ömrünü kısa etti, onların ömrünü uzun etsin. Ama şöyle diyebilirim ki ben zaten çocuklar için yaşayan bir anneyim. Benim mutluluğum, zenginliğim, varlığım hep üç çocuğumdu. Ben çocuklarımla ağlayan, çocuklarımla gülen bir anneydim. Başka anneler ağlamasın diliyorum. Her şeye rağmen anneler ağlamasın, başka bir şey diyemeyeceğim. Evet. Mehmet'im çok küçüktü ama aklı çok büyüktü. Kesin olaylar için bizimle bir şeyler paylaşmadı ama peşine belki girip de şey yapabilirsiniz. Orada paylaştıkları şeyleri okursanız yani okumamış bir insan değil de yerine sanki çok böyle okumuş, bilmiş bir insan görebilirsiniz. Ben hep şunu diyordum. İki çocuğum okudu, Mehmet'im ekmeğini taşta çıkarır. Mehmet'im bir aileyi değil, bizim gibi 10 tane aileyi besleyebilirdi. Eşim dilekçe vermek için gittiğinde, avukatlarına gittiğinde savcı eşimi azarlamış. Avukatların yanında hem de. Başbakan bizi insan olarak görmediği için savcılar da bizi insan olarak görmüyor. Eşim soğuk demedi, sıcak demedi. Hep çocuklar için çarptı. Çocuklarımız için çırpındık. Bugün arkasında gözyaşı için büyütmedik biz onları. Biz bugün onların arkasında gözyaşı dökmeyecektik. Ben Mehmet'imi törenlerle askere salacaktım. Davullu zurnalı asker edecektim ben. Ben kardeşim öldü. 18 senedir elime kına vurmamıştı. Hep diyordum ki ben Mehmet'ime el kınalı asker edeceğim. Onu da bana çok gördüler. Ben buna kader diyemeyeceğim çünkü kader değildir. Mehmet'im kendi başı kıkıp bir yere gitmedi.